Günaydın değerli izleyenler. 25. saate hoş geldiniz. Efendim yine çok kıymetli bir konuğum var. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Halil Etiyemez stüdyo konuğumuz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Sayın Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Dün gece sabaha kadar çalıştınız. Evet. 3'e kadar. Gece 3'e kadar meclis çalıştı, mesai yaptık. Evet. Buna rağmen bizi kırmadınız, geldiniz. Bir kez daha teşekkür ederim. Şahi TV bizim gözde televizyonumuz, biliyorsunuz. Evet. Sürekli. Tabii yeni sistemle ilgili çalışmalar başladı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni yasama yılında. Seçimden sonra da ilk yasama yılı. Şimdi hangi kanunlar görüşüldü, geçti ve şimdi bundan sonra hangi kanunlar var? Tabii öncelikle yeni yasama yılımızın ülkemize, milletimize, hepimize hayırlı olsun. Biz de parlamento üyesi olarak görevimize başladık, görevimizin başındayız. Tabii dün itibarıyla meclisin iş tüzüğünde bir değişiklik, 27 maddelik bir değişiklik oldu. Onu gece 12'ye, 1'e kadar mesai yaparak onu tüzük değişikliği gerçekleştirildi. Bugün de Kalkınma Bankası ve Kalkınma ve Yatırım Bankası kanunu görüşerek gece 3'te tamamladık. Meclis aslında hızlı bir şekilde başladı. Özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra hızlı bir şekilde meclis yemin etti. Cumhurbaşkanımız yeminini gerçekleştirdi. Bakanlar kurulunu, kabineyi oluşturdu. Bakanlarımız yemin etti. Ve hızlı bir şekilde Türkiye yeni dönemde yeni hükümet modeliyle, yeni hükümet sistemiyle yoluna devam ediyor. Tabii bu yeni hükümet modelinin 16 Nisan'daki anayasa değişikliğiyle ortaya koymuş olduğu modelin bir parçası da biliyorsunuz Türkiye özellikle bu sistem bir güçler ayrımını ortaya koyan bir sistem. Yasama, yürütme ve yargı. Özellikle yürütme konusu, yani kabine, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi bakanlar kurulunu oluşturup görevine başladı. Yasama organı olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Haziran seçiminden sonra yeminini etti ve görevine başladı. Tabii bu anayasa değişikliğinin getirmiş olduğu, yeni hükümet sisteminin getirmiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilişkileri açısından, yani eski parlamenter sistemde kabine meclisten çıkıyordu ve birlikte çalışıyordu, ifade edelim. Çünkü Bakanlar Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alıyor. Komisyonlarda bakan kendi alanıyla ilgili çalışmaları takip ediyor. Ve genel kurul çalışmaları esnasında da yine ilgili bakan ve bürokratlarıyla birlikte bu kanunun çıkması için genel kurulda bulunuyordu. Hem kanunu savunuyor hem de bununla ilgili sorulan sorulara cevap veriyordu. Şimdi yeni hükümet modelinde artık kanunları Bakanlar Kurulu'ndan, hükümetten değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenter üyesi milletvekilleri tarafından verilen kanunlar artık geçiyor. Onun için meclisin bu işleyişini yeni modele, yeni hükümet sistemine uygun hale getirecek bir iç tüzüğünde değişmesi gerekiyordu. Anayasaya uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Onu da dün işte Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışarak yeni modele, yeni hükümet sistemine uygun anayasa değişikliğinin gereği olarak bir tüzük değişikliği yapıldı. Artık bundan sonra yeni hükümet modeline uygun olarak da, anayasa değişikliğine uygun olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı. Bu çerçevede hızlı bir şekilde meclis faaliyetlerini yürütecek. Yani belki şöyle bir eleştiriler yapılıyor, hala da yapılıyor. Belki anayasa değişikliği sırasında da muhalefet özellikle ifade etti. Meclisin etkisi azalıyor, meclisin çalışmaları zayıflıyor gibi bir şey ortaya kondu. Bir eleştirel yaklaşım ortaya kondu ama şu bir net ki artık kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi ve meclis üyeleri, milletvekillerinin teklifiyle ve komisyonda görüşülerek, genel kurula gelerek, genel kurulda komisyon başkanının takip ettiği ve kanun teklifi verenlerin takip ettiği ve genel kurulda da milletvekillerinin çalışmalarıyla yasama faaliyeti yürütülüyor.
Onun için meclis öyle zayıflamış, meclis faaliyetleri öncesine göre, parlamenter sisteme göre irtifa kaybetmiş bir yapıda değil. Aslında bundan sonra yeni bir uygulama, daha bugün bakın, dün iç tüzüğü geçirdik. Bu gece, bir gün önce iç tüzüğü geçirdik. Salı günü. Evet, evet. Şimdi bugün itibariyle de ikinci bir kanunu çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğe göre yeni çalışmaya başladı. Onun için yani ilk yaptığımız uygulamada bunu çok net bir şekilde görüyoruz ki bu uygulamalar devam ettikçe, meclis kendi uygulama kültürünü geliştirdikçe ve yasama faaliyetini yeni sisteme göre yaptıkça ben çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri yasama faaliyetinde daha güçlü olacağı bu kesin. Elbette eleştirenler eleştirecektir, istemeyenler bunu ifade edecektir. Parlamenter sistemi savunanlar ifade edecektir ama artık Türkiye yeni bir modele, yeni bir hükümet sistemine, yeni bir uygulamaya geçmiş durumdadır. Ve net bir şekilde güçler ayrımı da ortaya konmuş durumdadır. Yasama faaliyetini yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi işini yapacak. Hükümet kendi icraatlarını gerçekleştirecek ve yargı da kendine verilen anayasal görevi yerine getirecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu var, tüzükte yapılan değişiklikte bakın, daha önce biraz önce de ifade ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlar gelip kanunlarını ve icraatlarını savunuyordu. Bugün o kanunu milletvekilleri verdiği için artık komisyonlar savunuyor. Dünkü, bu geceki çalıştığımız yasa Plan Bütçe Komisyonu'ndan görüşülerek, bütün partilerin orada temsilcileri var, tartışıldı. Oluşturulan rapor ve yeni şekliyle genel kurula geldi. Genel kurulda komisyon başkanı bu kanunla ilgili sorulara cevap verdi. Ve o takip etti. Hükümetten kimse yok. Bakanlar kurulundan kimse yok. Bakan yok. Ve yeni modele göre... Hükümetten kimse yok derken? Hükümet, yani kabineden. Kabineden evet. Yani genel kurul esnasında yok. Ama yeni tüzüğe göre, iş tüzüğe göre... Bakan veya bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcısı komisyona gelip o konuyla ilgili, kendi alanıyla ilgili ise kanun, orada bilgi verebilecek, konuşma yapabilecek, orada düşüncelerini ifade edebilecek yeni tüzüğe göre komisyonda, ama genel kurulda değil. Genel kurula ise sadece bütçe ve kesin hesap. Genel kurula işte her yıl bütçe yapıyoruz, evet. Türkiye bütçesini. Bu görüşülürken Cumhurbaşkanı yardımcısı gelip sunumunu yapacak genel kurula. Bakanlar da katılabilecek. İhtiyaç halinde. İhtiyaç halinde bakan yardımcıları da veya üst düzey yöneticiler de katılabilecek. Dolayısıyla bütçeye mahsus bu genel kurulda. Belki kapalı oturumlara da katılabilecek. Bir önemli bir değişiklik de Plan Bütçe Komisyonu'nda ikinci bir komisyonda görev yapamıyordu üyeleri Plan Bütçe Komisyonu'nu. Şimdi ikinci bir komisyonda da görevi yapabilecek. Yani bunların, önemi ne? Önemi şu, aslında daha önce Plan Bütçe Komisyonu çok yoğun çalıştığı için ikinci bir komisyonun çalışmalarını aksatır düşüncesiyle böyle bir şey yapılmış ama artık Türkiye Büyük Millet Meclisi eskisi gibi yani hükümetle birlikte çalışmadığı için, kendi müstakil çalışmalarını yürüttüğü için milletvekillerinin başka bir komisyonda da hem söz alma, hem evraklarını, çalışmalarını izleme, hem de orada görev yapma hakkı verildi. Bu tabii tercihe bağlı bir şey. Çok zorunlu olarak bütün komisyonlarda yer alma şansı yok ama ikinci bir komisyon olarak bir planlama yaparken, şimdiye kadar plan bütçede, diyelim ki işte plan bütçe komisyonunda çalışıyorum, aynı zamanda çalışma komisyonunda da, Aile Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda da görev yapıyorum deme hakkına sahip olacaksınız. Yani. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi ekonomi. Evet. İşte kurların durumu malum, hepimiz biliyoruz. Ne olacak? Şu anda Hazine Bakanımız çeşitli önlemler açıklıyor, çeşitli paketler açıklıyor. Enflasyonla mücadele son olarak... Dün müydü açıklandı? Evet. Nedir durum şu anda? Şunu bir defa net olarak ortaya koyalım ki Türkiye aslında sadece ekonomi üzerinde değil, siyasi süreçler anlamında da, Türkiye'nin sınırları, komşuları anlamında da, uluslararası siyaset anlamında da, Türkiye hep başından beri özellikle AK Parti iktidarı
sürecinde başından beri Türkiye hep köşeye sıkıştırılmak istenmiş bir süreç yaşıyor. Yani hem siyaset anlamında iç siyasetine müdahale eden, hem terörle başının derde sokulması anlamında, hem komşuları ilişkileri anlamında, hem ticareti anlamında, ekonomisi anlamında ve Türkiye'nin belki gelecek bekası anlamında Türkiye çok ciddi mücadele sürecinden geçiyor. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biliyorsunuz ekonominin temel özelliklerinden bir tanesi güven ve istikrardır. AK Parti iktidara geldiği günden beri güveni ve istikrarı hep önemsemiş. Topluma bunun güvenini ve istikrarını hissettirmeye çalışmış ve bunu yapmaya gayret göstermiştir birinci öncelikli olarak. Yani tek başına iktidar ve bu tek başına iktidarı döneminde istikrarlı bir hükümetlerin ve kararlı bir icraatları yapabilecek bir güçlü bir hükümetin olmasına çaba sarf etmiş ve bunu da aslında örneklerini göstererek Türkiye ekonomisini aslında belli bir noktaya taşımıştır. İşte bu süreçler içerisinde AK Parti iktidarı döneminde çok ciddi müdahalelerle karşı karşıya kaldı AK Parti hükümetleri. Bakın başta bir defa Gezi olayları, parti kapatma hadiseleri, ondan sonra dava, parti kapatma davaları, daha sonra 17-25 Aralık, 15 Temmuz, şimdi de dolar ve döviz krizleri. Şimdi bu dolar ve döviz terörü ve krizine bu önceki olaylardan da bağımsız düşünmemek gerekiyor. Çünkü ekonominin temel dinamiklerinden bir tanesi güven ve istikrardır. Bunu bozucu, bakın daha önceki dönemlerde bunu bozucu girişimlerde bulunulmuştur sürekli. Yani Türkiye'de bir siyasi kaos oluşturmak, bir terör çatışma ki hatırlarsanız dün de özellikle tren istasyonundaki o patlama olayı dün yıl dönümüydü ki bu meclisin gündeminde de sürekli konuşuldu. Şimdi bakın Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini sarsacak girişimlerde bulunuldu öncelikle. Zaten bunu yaptığınız zaman Türkiye'nin ekonomisine de otomatik olarak müdahale etmiş olacaksınız. Yani Türkiye'nin ekonomisinin geleceğini sarsıcı bir takım girişimler, bunların hepsi Türkiye'nin aslında geleceğine, birlik beraberliğine, huzuruna, istikrarına dönük, dolayısıyla da ekonomisine. Şimdi bütün bu müdahalelerde başarılı olamayanlar ekonominin üzerinde bir takım oyunlar oynadılar. Dünyada bakın bu süreçte AK Parti'nin iktidar olduğu dönemlerde, ki bu süreç içerisinde dünyada birçok ekonomik krizler de yaşandı. Hatta Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünyadaki yaşanan krizleri işte ülkemiz teğet geçecek şeklinde ifadesiyle gerçekten de birçok dünyada yaşanan ekonomik kriz de Türkiye'yi teğet geçti. Şimdi bu terör olaylarıyla, Türkiye'nin istikrarını, huzurunu bozucu Gezi olaylarıyla 17-25 Aralık'ta, hatta 15 Temmuz girişimi, devlete baş kaldırma girişimiyle başaramayanlar ekonomi üzerinde oyun oynamaya başladılar ki gerçekten de bu ekonomi halkın cebine, halkın günlük hayatına etki edebilecek, çok da kolay hissettirebilecek bir alan. Ve oradan bugün Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyorlar ama şunu net ifade edelim. Ekonomik krizin aslında Türkiye'de ekonomi anlamında, yapısal anlamda bir krizin olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Niye yok? Ekonomik kriz olsa eğer, bakın bankalar iflas ederdi. Ekonomik kriz olsaydı devlet ödemelerini yapamazdı. Ekonomik kriz olsaydı piyasada sermaye piyasası olmazdı. Yani ticaretin ilişkileri olmazdı. Ama ekonomi anlamında bir daralma var mı? Bir para likidite daralması var mı? Elbette var. Ekonominin özelliklerinden bir tanesi budur. Zaten eğer siz bir psikolojik bir hava oluşturursanız, algı oluşturursanız, ülkenin köşeye sıkıştırılması için dışarıdan bir takım döviz dolar müdahaleleri yaşatırsanız, insanlar bu sefer işte o güveni sarsmaya dönük başlar, parasını nerede kullanacak, ticaretini, yatırımını hesap etmeye başlar, yarınını görmek ister. Bu tür algı üzerinden yaşanan bu sıkıntılar bugün ülkenin bir takım ekonomik daralmasına ve belki de para likiditesinin piyasada dolaşmasına ve ki biraz belki bu konuşmamızın esnasında da bunu ifade edeceğiz, fiyatların enflasyonun körüklenmesine neden olacak bir durum ortaya çıkarılıyor. Şimdi burada çok akıllı olmak gerekiyor. Burada çok toplum olarak, toplumda yaşayan bireyler olarak,
Ya elbette bizi etkiliyor. Bugün bir daralma var. Belki 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki yaşamış olduğumuz refahın ve rahatlığın, ekonomik rahatlığın biraz konforunu kaybetmiş durumdayız. Onu kaybettiğimiz, fark ettiğimiz anda millet olarak, toplum olarak da işte bu mücadeleyi hep beraber topyekun vermek durumundayız. Çünkü yarın eğer bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmazsak, eğer bu mücadeleyi dengeli götürmezsek, eğer millet olarak sahip çıkmazsak yarın daha çok kaybetme durumunda kalabiliriz. Onun için yarını kurtarmak için bugün tedbirler almamız gerekiyor ki nihayetinde hükümette, Maliye Bakanımızda, ekonomiden sorumlu bakanımızda bununla ilgili tedbirleri sürekli açıklama yapıyor. Özellikle ekonomi alanındaki ilgili bakanlıklarımız da bunun tedbirlerini almaya çalışıyor. Gerçekten evet. Bakın burada güvenle ilgili bir şey daha ifade etmek istiyorum. Türkiye bir döviz terörü yaşadı. Yani Amerika'nın o kasıtlı, saldırgan ve bütün dünyayı kendisine mahkum etmeye, kendisine hizmet etmeye dönük bir çaba içerisinde olduğunu hep görüyoruz. Sadece Türkiye'ye yönelik bir girişim değil. Adamlar pervasızca bütün ülkeleri kendisine kaynaklarını akıtacak bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Buna da isyan edildiği zaman, buna itiraz edildiği zaman da bugün bu sonuçları yaşıyoruz. Onun için yani Türkiye burada alacağı tedbirlerle, ortaya kuracağı tedbirlerle bunun önüne geçecek. Bakın başta bir defa hükümetimiz yapmış olduğu açıklamada tasarruf tedbirlerini birinci öncelik olarak görüyor. Bakın %30 kamudan başladı ve %30 bir defa tasarruf tedbirini bir defa bir planlamaya aldı ve bugün onun üzerinde tedbirlerini alıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Zaten ekonomide bu tür bir takım krizlerin veyahut da bu tür yaşamış olduğun sorunların çözümünde bir defa tasarruf tedbiri en önemli atılması gereken adımdır ve hükümetimiz de bunu atmıştır. Yatırımları da yeni önümüzdeki yıl yeni bir tabii büyük yatırımlar hariç yani ülkenin kalkınmasına gelişmesine kamu yatırımlarını da önümüzdeki yıl belki de yeni bir yatırım değil de Türkiye'nin mevcut yürütülen yatırımları üzerinde çalışmalarını devam ettirecek. Çünkü AK Parti döneminde her alanda çok ciddi yatırımlar var. Hala da devam ediyor. Özellikle ben kendi bölgem için söyleyeyim, Konya için söyleyeyim. Bir defa şu anda geçen yıl başlamış olduğumuz 466 milyonluk, eski parayla trilyonluk kapalı sulama sistemimiz inşaatı devam ediyor. Şimdi bu yatırım 4-5 yıllık öngörülen bir proje. Bu proje devam ediyor. Şimdi bunun durdurulması söz konusu değil mesela. Bu çalışmasına devam edecek. Yani şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti zaten yeni bir yatırım önümüzdeki dönemde planlamasını yapmadan mevcut yatırımları yapıyor olması Türkiye için çok büyük bir kazanımdır. Bunları devam ettirecek. Yani büyük evet. yatırımlarını. Onun için ekonomi anlamında ciddi tedbirler üzerinde mesela Tarım Bakanlığı, alanda Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, işte Maliye Bakanlığı geçen gün bir tedbirler paketini açıkladılar. Özellikle fiyat artışı konusunda ben bir şey ifade edeyim. Dolar biliyorsunuz 6-7 liraya kadar çıktı. Ama şimdi 5000 ile 6000 bandı arasında seyrediyor. Şimdi bakın ne kadardı dolar? 4500 civarındaydı bu artıştan önce. Buralara kadar çıktı. Hesap ediyoruz. Yüzde kaç artmış? %50 bile değil. Yani doların artışı. Ama piyasaya bakıyorsunuz. Öyle fiyat artışları var ki %300, %200, %100 artışlar var. Bu net bir şekilde şunu ortaya koyuyor ki burada bir fırsatçılar var. Yani ülkenin ülkenin geleceğinin üzerinde görüyor. Kendi menfaatini, kısa vadeli menfaatini ülkenin geleceği üzerinde görüyor ve bu artışları gerçekten pervasızca ve millete zarar verecek şekilde bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Bunun sorgulanması gerekiyor ki zaten hükümetimizde bakın hem bir taraftan belediyeler, zabıtalar üzerinde, valilikler ve kurumların müfettişleri tarafından aslında bunlar denetlenmeye başlandı. Ayrıca stokçular üzerinde özellikle Ticaret Bakanlığımız
bunun üzerinde duruyor. Gerçekten de ya piyasada bir bakıyorsunuz ki mesela bir bakıyorsunuz piyasada mısır yok satıyor. Mısır aslında tam da mevsimi. Peki neyin ham maddesi? Mısır belki de unun bir takım gıdalarda kullanılacak bir ürün. Aynı zamanda çok çok önemli tarım için, hayvancılık için yem sanayisinin birinci ham maddesi bu. Şimdi yem sanayisine mısırı sunmadığın zaman orada ne yapacak? Zaafa uğrayacak. Yem fiyatlarını etkileyecek. Yem fiyatlarını etkilediği zaman, mısır yükseldiği zaman bu zaman çiftçiye, işletmeciye, süt üreticisine yansıyacak. Yani öylesine bir döngü içerisindeki, yani birisi bir bu haksız bir stok, haksız bir kazancın peşine koştuğu zaman öbür taraftan öbür üretimleri de etkileyebilecek bir özelliğe sahip. Onun için stokçularla mücadele çok önemli buluyorum ben. Fiyat artışlarıyla ilgili özellikle marketlerde, satış yerlerinde, bütün alanlarda yani önemli biliyorum. Zaten hükümetimiz bakın hem ette, hem sütte, hem piyasadaki bütün marketler zincirlerinde ciddi çalışmalar yapıyor ve %10'un üzerinde bir indirim çalışmasına çaba sarf ediyor. Evet. Efendim, şimdi baktığımız zaman yapılan zamlar işte %50, %60, %80 ürünlere göre değişiyor. Sizin dediğiniz gibi çok fahiş fırsatçıların yaptığı zamlar da var. Şimdi Sayın Bakan işte o gün iş dünyasını topladı. Çok güzel enflasyonla mücadele paketini açıkladılar. Ancak bir %10 indirim taahhüdü aldı. İşte işletmelerden ya da marketlerden, işte çeşitli kalemlerden ve yıl sonuna kadar diye bir süre konuldu. Şimdi bu yıl sonuna kadar olayı biraz uzatılamaz mıydı? Örneğin Nisan sonuna kadar denilse biraz daha piyasaya güven vermez miydi? İki, %10'luk indirim çok önemli. Çok şimdi 100 liralık market alışverişi yapacak olan bir insan %10 10 lira yapar. Asgari ücretle geçinen için çok önemli. Kabul. Ama %70, %80 zam yapılmışken %10'luk rakam daha yükseltilemez mi? Ya elbette ki bakın özellikle Tarım Bakanlığı gübrede %15 indirim yaptı ve özellikle tarım kredi kooperatifleri üzerinden bunu yürütüyor. Tabii yemde bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda yemin torbası üzerinden 3 lira 4 lira indirimler gerçekleştiriliyor ki bu büyük düşündüğün zaman büyük bir oran ediyor. Ama şimdi tabii ekonomi bu. Ekonominin biraz önce ifade ettiğim gibi bir rayına oturması, özellikle kurların rayına oturması, bir istikrara kavuşması, piyasanın özellikle bir güven oluşturulması açısından bir başlangıç bu. Aslında çok önemli bir başlangıç. Bunu sağladığımız takdirde ve burada şunu da görüyoruz. Yani bakanlığın yapmış olduğu girişim, iş adamlarıyla yaptığı toplantılar, özellikle şirketlerle yaptığı, marketlerle yaptığı bu toplantılar neticesinde bu mücadeleye, bu tedbire bütün tarafların katılıyor olması anlamında da çok önemli. Bir güven oluşturma açısından da son derece önemli bir şeydir. Tabii bu kadar bir sarsıntı geçirdikten sonra bunun arkasından fiyatlarda ve kurda bir rayına oturma mücadelesi veriliyor şu anda. Bunu sağladığımız zaman ileriye doğru bu daha ileri noktalara taşınacaktır. Yılbaşı itibariyle de özellikle yılbaşını baz alması tabii ekonominin dönüm noktasıdır. Yılbaşındaki ödemeler, planlamalar, bütçeler hep buna göre yapılır. Onun için bu dönüm noktası olarak görülmüştür. Zamanı gelince ikinci bir hamleyle, üçüncü bir hamleyle bunun tedbiri alınacağını düşünüyorum ben. Onun için o yılbaşını mali yılbaşı olarak değerlendirildiği için onası baz alınmıştır. Yoksa tabii bir bütçe de ortaya çıkacak. Hükümetin bütçesi görüşülecek, hükümet bütçeyi ortaya koyacak, bu tedbirleri ortaya koyacağı, ayıracağı miktara bakacak. Bunlar hep işte o rayına oturması gereken fiyat istikrarında, enflasyonunda, kurların da bir rayına oturması açısından önemli bir dönüm noktası. Evet.
Efendim gelelim terörle mücadeleye. Terörle mücadelede özellikle son dönemde resmen teröre artık göz açtırılmıyor. Ama maalesef son günlerde şehit haberleri alıyoruz ve içimiz yine ciz ediyor. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bu ülkeyi seven, bu ülkenin hakikaten bekasını savunan, hakikaten artık refaha ulaşması gerektiğini düşünen insanlar ateşin düştüğü yeri yaktığı kadar onları da yakıyor. Dolayısıyla hepimiz üzgünüz. Şehitlerimize bir kez daha rahmet dileyelim. Türk milletine sabır dileyelim. Terörle mücadelede önemli bir yol kat edildi. Şimdi Amerika, evet Türkiye'de terörle mücadele edilirken özellikle PKK'yla çok önemli bir yol kat edildi, kabul. Ama Suriye'nin özellikle bir kesiminde artık orada kanton ya da özellik ilan edileceği yönünde spekülasyonlar var. Amerika'nın onlara yaptığı destek var. Hepimiz biliyoruz işte 4000-5000 evet, tır silah yardımları var. Bu tarafa geldiğimizde Amerika ile bir kopma noktasına gelmiştik. Fakat Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kendi konsolosluğunda, İstanbul konsolosluğunda kaybolması, üst üste Amerika'dan gelen açıklamalar, Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'ye destek olacağız, işte filan falan. Bir, Amerika'nın yaptığı teröre desteği ve karşılığında Suudi gazetecinin kaybolmasından sonra verdiği destek mesajlarını samimi buluyor musunuz? Şimdi şunu bir net olarak görelim. Amerika çok pragmatist bir ülke. Ve kuruluşu da, temel felsefesi de ve bugüne kadarki yaptığı uluslararası ilişkileri de her şeyi aslında yasal uluslararası toplumun mütabık olduğu Birleşmiş Milletler'in mevzuatına, uluslararası hukukun mevzuatına uygunmuş gibi davrandığı bütün hal ve hareketlerine ve geçmişten bugüne baktığınız zaman aslında bütün merkez kendisi. Yani o pragmatist bir zihniyetin ürünü, bir devletle karşı karşıyayız ve sömürü üzerine kurulmuş, emperyalist bir zihniyet üzerine kurulmuş bir devlet. Şimdi bu devletten ilişkilerimizi kurarken ya çok yakın dostumuz, müttefikimiz, duygusal bağlarımız vardır, buradan bize zarar gelmez anlayışı söz konusu olamaz. Bir defa bunu görmek gerekiyor. Uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde de kesinlikle duygusallık söz konusu olamaz. Karşılıklı kazan kazan ilkesi bir defa esas. Yani ülkenin ulusal menfaatlerinizi her zaman siz kendiniz de merkez olarak görmek durumundasınız. Buna göre ilişkilerinizi kurmak durumundasınız. Hem siyaseten, hem ticari, hem kültürel anlamda bütün bunları göz önünde bulundurarak ilişkilerinizi kurmak durumundasınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başından sonuna kadar hem Orta Doğu'da hem ikinci, üçüncü ülkelerle hem NATO çerçevesindeki ilişkileriyle her şeyle aslında bütün Amerikan menfaatleri üzerine kurulmuş ve buna hizmet eder mekanizma varsa var, yoksa onun önünde set olarak duran bir yapı var. Bu ikinci bir boyutu da Amerika'nın buna hizmetin kesildiğini fark ettiği anda bu sefer ikinci aşamaya geçiyor ve aslında hizmetin oluşması, sömürünün gerçekleşmesi için bu sefer ülkelerin içerisini karıştırmaya dönük, ülkeleri birbirine düşürmeye dönük bir takım terör faaliyetlerini yakın tarihte üstü örtülü yürütüyordu. Yani yanı başımızda Irak, bakın Irak'la ilgili yaşananları, özellikle o zaman Saddam'ın işte nükleer bir takım çalışmaların yapıldığı, üretimlerin yapıldığı, bir takım işte yerlerin tespit edildiği şeklindeki yalanlar üzerine kurgulanmış bir savaş oluşturuldu orada ve nihayetinde Irak gibi bir devlet, bağımsız bir devlet çökertildi. Yani oradan ve dedi ki geldik biz sizin halkınızı kurtardık. Şimdi de petrollerinizi biz işleteceğiz dedi, geldi oturdu oraya. Peki halk kurtuldu mu?
Oradaki çatışma bitti mi? Huzursuzluk bitti mi? Refaha kavuştu mu oradaki halk? Kavuşmadı. Kavuşmadığını da görüyoruz. Yanı başımızda bir aslında bir Kürt bölgesi oluşturuldu. Bir devlet oluşturuldu orada. Özerk bir devlet oluşturuldu. Onun üzerinden işleri yürütmeye çalışıyor. Şimdi üçüncü bir faza geçti. Yanı başımızda Suriye üzerinden aynı oyunu oynuyor. Ve Orta Doğu'yu sürekli karıştırıp, sürekli kendisine menfaat sağlayabilecek bir mekanizma oluşturmuş. Şimdi Türkiye'deki ilişkileri de böyle. Yani menfaatine ters düştüğü anda dostluk bitiyor. Müttefiklik de bitiyor. Aslında Türkiye'ye, bakın o gizli, üstü örtülü yaptığı faaliyetleri artık Türkiye'ye karşı açık etmeye başladı. Yani o müttefikimiz, dostumuz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri açık açık diyor ki, senin içerisinde var olan o terör örgütlerini yanı başında bir devlet mekanizmasına dönüştüreceğim ve sana karşı kullanacağım. Yaptıkları bunu gösteriyor. Yani tırlar dolusu silahların oraya gönderilmesi, ki Afrin'de yaşadık, oraya askerimiz girdiği zaman gördük ki bütün namlular Türkiye'ye doğru dönmüş. DEAŞ'a falan yok, DEAŞ Türkiye'de değil. Veya DEAŞ ortalıkta yok, DEAŞ kayıp. Bir anda ortaya çıkarılmış bir örgüt yapısı. Ondan sonra da ona karşı bütün dünyayı hadi bu terör örgütünü temizleyelim mantığıyla gidildi. Ya Türkiye DEAŞ'a da, Türkiye PYD'ye de, PKK'ya da, her türlü FETÖ'ye de, her türlü terör örgütüne savaş açmış bir ülke. Ve bunun mücadelesini kararlılıkla hem attığı adımlarla göstermiş, hem söylemleriyle göstermiş bir ülke. Dolayısıyla yeni bir yapı oluşturup, yeni bir terör örgütünü güçlendirip, DEAŞ'a karşı hayali bir terör örgütüne karşı bir mücadele verdiğini göstermenin bir anlamı var mı? Yok. Bu başka bir niyeti ortaya koyuyor. Oysa ki Türkiye zaten bu bölgede bütün terör örgütlerine mücadele eden güçlü bir ülke. Müttefik yapacağın bir ülke. Beraber geçmişten beri NATO'da birlikte olduğum bir ülke. Rahatlıkla Türkiye ile bu mücadeleyi verebilecek bir zemin var burada. Ama niye DEAŞ'la karşı mücadele ediyoruz deyip de PKK ve PYD'ye silah gönderiyor? Bütün niyet yine Türkiye'nin içerisini karıştırmak. Çünkü bakın Arabistan zaten ellerinde. Bu Kaşıkçı olayında da görüyoruz zaten. Geçmişteki hadiselerde de görüyoruz. Arabistan, Orta Doğu ülkeleri birçoğu hemen hemen ellerinde. Irak'ı hallettiler. Suriye zaten artık içinden çıkılmaz hale geldi. Bölgede politikalarını engelleyebilecek kim var? Menfaatleri çatışabilecek Türkiye var. Türkiye üzerinden oyun oynuyor. Yani Türkiye'yi terörle, Türkiye'yi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak o bölgede haritaları değiştirmeye çalışıyor. Yani 100 yıllık bir süre bitti. Bu coğrafyayı yeniden şekillendirelim, yeniden haritasını çizelim mantığı ve yaklaşımı içerisinde bugün Amerika orada operasyon yapmaya çalışıyor. Ama şunu da görüyor. Ya Türkiye'siz ben burada hiçbir şey başaramam. Türkiye'nin menfaatlerine çatışan bir hiçbir olayı da gerçekleştiremeyeceğini de görüyor. Türkiye kararlı bu konuda. Yani Cerablus'ta, Afrin'de, bugün İdlib'de ki Membiç olayında Türkiye kararlı bir şekilde bu terörün önünü kesecek bir mücadelesini ortaya koyuyor. Bunu başarır mı başarmaz mı? Yani başarıncaya kadar bu mücadeleyi verecek. Türkiye bakın 40-50 yıldır PKK hadisesiyle uğraşıyor. Bugün dün mesela Güneydoğu'dan gelen il başkanı, ilçe başkanı veya sivil toplum örgütleriyle bir oturma sohbet ettik. Hayvancılığı konuşuyoruz. Halbuki hayvancılık birazcık ilgi alanımız bizim Konya tarım olduğu için. Hayvancılığın yaşadığı sorunların başında aslında mera hayvancılığının gerilemesi söz konusu. Neden o da Güneydoğu'daki ve Doğu'daki terör hadiselerinden dolayı hayvancılık aslında mera hayvancılığı önü kesildi. Şimdi hayvancılığı bugün sordum ben onlara. Dağların durumu nasıl? Artık küçükbaş hayvan çok rahatlıkla oralarda böyle içeride yem beslemeden dağlarda baharda başlayıp güze kadar çok rahatlıkla beslenebilecek meralarımız var bizim, yaylalarımız var. Terör ve artık tabii, orada terör yok. Yani şu anda var mı diyorum, terör yok. Artık rahatlıkla koyunlarını, hayvanlarını oralarda yayıp bu hayvancılık konusunda gelişme sağlanabilir. Bu neyin eseri, neyin ürünü? İşte hükümetimizin terörle mücadelede çok katı bir şekilde ve kararlı bir şekilde
ve sadece terör, eli silahlı teröre karşı mücadele ettiği için bugün bu başarıyı elde etmiş durumda. Bakın burası da çok önemli. Yani hiç geçmişte FETÖ'cülerin, geçmişte bir takım art niyetli insanların buradaki terörle mücadeleyi zaafa uğrattığını da bugün görüyoruz. Ve bugün ülkesini, vatanını, milletini seven, herhangi bir bu tür örgütlerle ilişkisi olmayan vatan evlatları oraya gidiyor ve orada bu mücadelesini veriyor. Kararlı bir şekilde hükümet de bunu destekliyor. Ve bugün bakın aslında sayılarla çok artık onlarla yani onlu sayılarla ifade edilecek, yüzlü sayılarla ifade edilecek bir terör, eli silahlı terör mensupları kaldığı ortaya çıkıyor noktasına gelindi. Şimdi tabii bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Bunun bu terörle mücadelenin yani güvenlikçi bir terörle mücadelenin arkasını sosyal projelerle ve eğitim yoluyla oradaki toplumun ki gerçekten Güneydoğu'nun halkı devletine, milletine güvenen bir halkın olduğunu da gördük burada. Eğer devlet kararlı bir şekilde orada durur, devlet kararlı bir şekilde eli silahlı, sadece eli silahlı terör mensuplarına karşı mücadelesini verirse halk devletin yanında ve bugün bak çok önemli işler evet. Başarabiliyoruz. O bölgenin de kalkınmasını sağlayabiliyoruz. Onun için şimdi devletin yapacağı şey ki hükümetimiz bunun üzerinde çok ciddi duruyor. Sosyal projelerle o bölgemizi güçlendirmek, birlik beraberliğimizi sağlamak, huzuru sağlamak devletimizin en önemli adımlarının başında geliyor. Ve bu çabayı ortaya koyuyoruz. Bakın tabii bu esnada askerimizin, polisimizin karşısına çıkıp kendini gösteremeyen bu terör mensupları haince yollara tuzak kurarak yolların altından bir takım bombalar, bir takım patlayıcılar kullanarak haince yapılan eylemler neticesinde bugün belki şehitlerimiz geliyor ama inanın oraya giden askerlerimiz, ben Afrin operasyonuna da gittim o bölgeye, yani askerimiz, polisimiz motivasyonu çok yüksek ve vatanı, milleti korumada kararlı. Çünkü görüyor karşısındaki haince yaklaşımını. Görüyor çünkü karşısında Amerika Birleşik Devletleri gibi hain ülkemize karşı bir takım terör örgütlerini destekleyen yapıları görünce. Bu millet bakın vatanını, toprağını korumazsa. Yani bugün Suriye'yi düşünün. Kendi toprağını, kendi vatanını, kendi birliğini, beraberliğini korumazsan seni kim koruyacak? Hiç kimse korumaz. Koruyamaz. Bakın Suriye'nin haline gelirsiniz. Onun için bu milletin öyle bir özelliği var ki kanının son damlasına kadar vatanını, toprağını terk edip bir yere gitmez. Evet. Ve terörle mücadele bu çerçevede yani şehitlerin bugünlerdeki böyle gelişi de işte onların bu hain saldırıları. Askerimizin, polisimizin karşısına çıkamıyorlar. Bu sefer de yollardaki bir takım haince tuzaklarla bunu yapıyorlar. Bunların da bütün hesabı sorulacak. Efendim son soru. Çok kısa cevap alacağım. Geçen hafta sonu Kızılcahamam'da kamptaydınız. Ankara ve İstanbul için kulislerde konuşulan isim var mı? Hala mecliste de kulislerde konuşuluyordur. Doğrusu ben duymadım. Yani Ankara ve İstanbul'da kulislerde konuşulan isimler, inanın duymadım. Ben yani ya mesela Sayın Soylu'nun ismi geçiyor İstanbul için. Şimdi bakın siyasetin önemli süreçleridir bunlar. Partilerin, seçimlerin. Tabii her görev için çeşitli isimler geçer. Çeşitli konuşmalar olur. Ama partinin karar mekanizmaları, partinin aday belirleme süreçleri, partinin araştırmaları ve toplumun, halkın beklentileri bunların hepsi toplanır. Bir noktada değerlendirme yapılır. Ve ona göre kiminle daha iyi sonuç alınacak? Elbette de. AK Parti'nin bir de şöyle bir özelliği var. İsim konuşuluyor mu? İnanın duymadım ben. Yani şey olsun diye konuşmuyorum. Ya işte bunu ifade etmeyelim şu bu. Gerçekten duymadım. Ya da ben Ankara, İstanbul kulak kabartmamışımdır. Ben Konya'ya bakarım. Konya siyasetine. Ama şu bakın. Şunu ifade edeyim. AK Parti'nin bu seçim süreçlerinde çok önemli istişareler ve bir aday belirleme süreci yaşıyor. Orada iki şey önemli. Bir,
halkın beklentisi nedir? Halkın gönlünde taht kuracak bir aday. İkincisi de seçildikten sonra hizmet verecek. Şehrini değiştirecek, dönüştürecek bir birikimde, kapasitede de bir aday bekler. Evet. Onun için AK Parti'nin iki önemli hususu bu. Konya için kulislerde konuşulan isimler var. Konya'da tabii Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni değişim yaşandı biliyorsunuz. Mevcut belediye başkanımız milletvekili oldu. Ve Selçuklu Belediye Başkanımız da Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda görevine devam ediyor. Yani şu anda yeni bir isim, yeni bir söylem, yeni bir kulis yok yani. Olsa bile söylenem diyorsunuz. Evet, olsa bile. Ama şu süreçler önemli gerçekten de doğru karar vermek. Vatandaşın da aslında doğru şeyler ifade etmesi, belediye başkanından beklentisini ve nasıl bir belediye başkanı olması gerektiğini aslında vatandaş duygularıyla değil de aklıyla, duygularıyla beraber aklını da kullanarak bunu ortaya koyması gerekiyor. Bu mekanizmayı yürüten karar mekanizmaları da bunu ön plana çıkarması gerekiyor. Çünkü biz şehirde bizler yaşıyoruz. Şehirde hep beraber yaşıyoruz. Ve bu coğrafyada yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her birisi şehirlerde ve bulundukları şehirlerde yaşıyorlar. Bu insanların hem kendi medeniyet değerlerine uygun şehirler geliştirmek, hem huzurlu yaşayabileceği, refah içerisinde yaşayabileceği, hayatını kolaylaştırabilecek bir şehirde yaşamak ister. Onun için belediye başkanlığı gerçekten bu anlamda son derece önemlidir. Bir kimliktir aslında o şehri yöneten belediye başkanı. O şehrin kimliğini yansıtır. Aynı zamanda şehrin eminidir de, herkesin güveneceği bir insan olmalı orada. Ve o şehri bakın sadece altyapısıyla değil, sokaklarıyla, caddeleriyle değil. Bunlar zaten görevi, temizliği zaten görevi. Aynı zamanda onun kültürel değerlerini de o şehri, estetiğini de, o şehrin insanların geldiği zaman huzur hissedeceği bir şehir olmalı. Bak, Konya açısından bunu bir boyutuyla ifade edebiliriz. Konya şehrimiz böyledir. Bir kültür şehridir, bir maneviyat şehridir. Geçmişte başkentlik yapmış bir şehirdir. Ya Konya'nın bir kimliği vardır bakın. Onun için bütün şehirlerimizin böylesine bir kimliğe kazanması ve gelindiği zaman şehre insanlar veya içinde yaşadığı insanlar iyi ki bu şehirde varım, iyi ki bu şehirdeyim, iyi ki burada yaşıyorum diyebilecek bir şey katmak gerekiyor. Bak, Necip Fazıl'ın çok güzel bir şeyi var. Diyor ki bedi idraka sahip kişilerin diyor belediye başkanı için olmalıdır. Nedir o bedi idrak? Sanata, estetiğe, güzelliğe dair becerileri. Eğer yoksa diyor bu, iki gözü görmeyen bir şoför gibidir diyor o belediye başkanı. Yani estetiği, sanatı, sanatı, edebiyatı, kültürü, bunları yaşatmayan, bunları çoğaltmayan, bunları yaygınlaştırmayan bir belediye başkanı, yani inşaat teknisyeni gibi yolları kazar, kanalizasyonlarla uğraşır, temizlikle uğraşır ama bunlar temel işlevleri, görevleri ama buradan daha başka bir şey çıkarmamız gerekiyor. Artık Türkiye'de şehirlerimiz belli bir noktaya gelmiş durumda altyapı itibariyle. Artık bu insana dair, kültüre dair, insani değerlere dair özellikleri ön plana çıkarmak, geliştirmek gerekiyor. Evet. Evet. Efendim süremizi tam doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çalışmalarınıza hayırlı çalışmalar diliyoruz. Dün gece saat 3'e kadar çalıştınız. Yine ona rağmen erken kalktınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben hakkınızı helal edin. Sağ olun. Siz de helal edin. Birazcık böyle bir yorgun gelmiş olmamız belki programı etkilemiş olabilir yorgun ama. Yorgun haliniz buysa. Evet. Efendim bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Halil Yetemez stüdyo konuğumuzdu. Bir aksilik terslik olmazsa, ömrümüz vefa ederse pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.